Herkese merhabalar. Bildiğiniz gibi zaman zaman YouTube kanalımda dosyasını yaptığım müvekkillerimle söyleşiler yapıyorum. Bugünkü konumuz Amerika içinde DV Lottery Adjustment of Status, yani Amerika içinde statü değişikliği yapma konusu ve bu süreçte yaşanan enteresan olaylar. Bu konuyla ilgili konuşmak için kanalımın bugünkü konukları, bugünkü videonun konukları Pınar Hanım ve Yiğitcan Bey. Hoş merhaba. Geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Biraz da bir değişik bir formattayız bu sefer. Çimlerin üzerinde bağdaş kurmuş, yoga yapar gibi. Bunun sebebi şu anda San Diego'da olmamız. Ben San Diego'ya geldiğimde Pınar Hanım ve Yiğitcan Bey beni defalarca davet ettiler. Mutlaka gelirseniz görüşelim, gelirseniz görüşelim. Ve ben de buraya geldiğimde onlara haber vermemezlik yapamadım. Ondan sonra hazır bir araya gelmişken bu videoyu da çekelim istedik. Çünkü DV Lottery hikayeleri gerçekten çok enteresan bir şekilde ilerledi. Ben hatta bir kısmını unutmuşum. Biraz önce konuşurken bunlar tekrar gündeme geldi. O yüzden güzel bir video sizi bekliyor diyebiliriz. İsterseniz şuradan başlayalım. Tamam. Pınar Hanım kimdir? Yiğitcan Bey kimdir? Türkiye'deki hayatları nasıldı? Yani buraya gelmeden önce. Ben İstanbul'da sinema televizyon mezunuyum. Normalde İzmir doğumluyum. Daha sonrasında eşim Yiğitcan'la İstanbul'da tanışıyoruz. Evlenmeye karar veriyoruz ve İzmir'e dönüyoruz. Ve daha sonrasında aslında Amerika hayallerimizin biraz temelini atmaya başlıyoruz evlendikten sonra. Gerçekten kimin hayaliydi bu arada? Eşim Pınar'ın. Benim çocukluğumdan beri hayalimdi. Hep Amerika'da yaşamak için bir planlarım vardı ama nasıl yapacağımı hiçbir zaman bilmiyordum. Beni yurt dışında yaşamak çok ürkütüyordu açıkçası. Yani şöyle, ben kültürel olarak çok ürküyordum. Yani kendi kültürümden uzakta, yani sadece Amerika değil herhangi bir ülke beni çok korkutuyordu. Ama buraya doğum için ilk geldiğimizde, ondan sonra ben buraya aşırı bağlandım. Yani aşırı aşık oldum. Biraz bence o San Diego'ya gelmenin de bir artısı. Yani çünkü ya biz normalde İzmirliyiz. İstanbul'da okuduk. Biz böyle İzmirli olarak böyle daha mesela Pınar'da ben de Çeşme'yi çok severiz. İzmir Çeşme'yi. Burası böyle biraz daha o kafaya yakın, böyle daha yazlık. San Diego, evet. Aynen, böyle daha sürekli parmak arası terlik, şort, tişört takılabileceğiniz bir. Türkiye'de siz ne yapıyordunuz? Şöyle, ben de üniversiteyi İstanbul'da okudum. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde akla ilişkiler okudum. Benim bu alanda olmam biraz kısa sürdü. İki hayalim vardı ve birisini seçmem gerekiyordu. Ya evlenip eşimle İzmir'e gidecektim ya İstanbul'da kalacaktım. Sinema televizyonla ilgili hayallerime devam edecektim. Ama zaten onu da bir süreliğine İstanbul'da hep düşünmüştüm. Yine hep aklımda Amerika vardı. Master'ımı Amerika'da yaparım. Sinema, televizyonla ilgili kendimi hep Amerika'da geliştiririm diye. Ama tabii daha farklı bir şekilde buraya gelmiş oldum. Türkiye'de galiba bir de pet shop vardı değil mi? Evet. Onu unutmayalım. O şöyle oldu. Biz Yiğitcan'la 2016 senesinde evlendik. Evlendikten bir süre sonra pet shop açmaya karar galiba verdim. 2017'de evet. Açmıştık galiba. Evet, bir sene sonra pet shop açtık. İzmir'de mi? İzmir'de. Çok güzel gitti işlerim çok kısa bir zamanda. Hatta o zamanlar COSGAP'ten yararlandım Türkiye'de. Çok bize yardımcısı oldu benim işlerim büyümesi için. Ve sonra sürpriz bir şekilde eşim askere gitti. Eşim askere gidince yalnız başıma kalmam aslında bir süreliğine işlerimi çok zorlaştırdı. Ve daha sonra ben hamile kaldım. Ve her zaman bir çocuğum olursa Amerika'da doğmasını istiyordum. San Diego'da çok akrabamız var. Onlar bize yardımcı oldular ve aslında Amerika maceramıza Leon'u 2019 senesinde burada biraz San Diego olmasının sebebi gelerek. Aslında şey de, Pınar'ın ablası da burada doğum yaptı. Yani Pınar'ın yeğeni de burada doğdu. Hatta sen o zaman galiba gelmiştin. Evet, San Diego'yu aslında ilk yeğenimin doğumunda tanıdım. Ben, San Diego olmasının sebebi burada akrabalarınız olması. Bir de gerçekten burayı çok sevdim. Amerika'nın aslında birçok yerini gördüm ama San Diego hep... İzmir gibi. Aynen. Evet, yani bir İzmirli olarak İzmir'e düşkünüzdür bilirsiniz. İzmir'e çok benziyor. Bence İzmirli olmayanlar da İzmir'e düşkün olabilir. Çok peki... Leon burada doğunca burada mı kaldınız yoksa doğumu yapıp Türkiye'ye mi döndünüz? Leon'u burada doğurduk, 2 ay burada kaldık ve sonrasında Türkiye'ye döndük. Ama buradayken eşim buraya bir daha gelmek istedi ve bir tatil programı ayarlamıştık aslında. Leon da 1 yaşına gelmeden tekrar buraya tatile gelmek için. Ve daha sonrasında Leon 7 aylıkken biz tekrar buraya tatile çünkü gelmeye karar verdik. Çünkü benim şöyle bir şey oldu. Buraya geldiğimde yani düşüncem 180 derece şöyle değişti. Ben genel olarak Amerika'yı da geçtim. San Diego'yu bu kadar güzel beklemiyordum.
Ya buraya gelince ben aşık oldum, dedim buraya bir daha gelmeliyiz işte tatil için. Leon'un da döndükten sonra biraz büyümesini bekledik. Bizim aslında tekrardan buraya tatile gelme sebeplerimizden birisi de buraya gelirsek nasıl yaşayabiliriz? Burada yaşamak için nasıl bir adım atabiliriz? Sizi araştırmak için de açıkçası. Çünkü daha önce yani Leon'u buraya doğurmaya geldiğimizde yani sadece ona odaklıydık ve başka bir şey düşünüp başka bir şeyle ilgilenilebilecek bir durumda değildik. Buraya tekrar tatil için geldiğimizde 2019'dan bir okul buldum. Ve o okul sayesinde aslında bir daha geri dönmeden okulun bizim vizemizi, öğrenci vizesi yapıp bizim burada yaşamamızı sağlayabileceğini öğrendik. Ve okula kayıt oldum. Eşim de benden dolayı yararlandı. Okula evet. Bizzat giden ben oldum. Tabii ki zorluklar yaşadık. Oğlum çok küçüktü. Eşim oğlumla ilgileniyordu. Ben her gün okula gidiyordum. O zaman İngilizce öğrenmek zaten aklınızın bir köşesinde var mıydı? İngilizcemiz zaten vardı ama Amerika'ya gelince olan İngilizce aslında hiç bilmiyormuşsunuz gibi oluyor. O yüzden İngilizcemizi kesin geliştirmek istedik. Çünkü biraz o zorlayabilirdi bizi. Ve çok güzel bir okul buldum. Aynı zamanda okula devam ederken korona başladı burada hemen arkasından. Koronanın başlaması bizi çok zorladı. Okullar kapandı, her şey online'a döndü. Vizelerin değişmesiyle ilgili süreçler çok uzadı. Bir belirsizliğe girdik. Öğrencileri gönderme ihtimali ortaya çıktı. Sonradan reddedildi. Doğru, öyle bir şey vardı. Tabii. Korona başladığında sizin statü değiştiği başvurunuz içeride miydi? Henüz sonuçlanmamış mı? Evet. Henüz evet. Sonuçlanmamıştı. İçerideydi. O dönemde gerçekten de göçmenlik bürosu dosyalara çok geç baktı. Tamam. Belirsizliğe girdi. Okullar nasıl olsa açılmıyor. Bu öğrencilerin dosyalarını reddedelim. Hepsi geri mi dönsün dendi. Öyle şeyler oldu hakikaten. Çok bir sürü şey oldu ve bizim tamamıyla her şeyin sonuçlanması 2 seneyi buldu. Ve biz 2 sene boyunca bize öğrenci vizesi çıkacak mı, onaylanacak mı, onaylanmayacak mı, ne olacağız? Hani tamamıyla böyle geçti. Ve onaylanacağı tarihi de bilmiyorduk. Yani 2 sene sürebileceğini de bilmiyorduk. Biz ilk önce korona öncesi buna başladığımızda böyle daha kısa sürede sonuçlanır. Maksimum 6 ayda öyle 3 ay, sonuçlanır. 6 ay o korona olağanüstü bir durum olmuş oldu. Evet. Yani bizim 6 aydan sonra şey olmaya başladı. 6 aydan sonraki her ay bu ay sonuçlanacak mı? Ama olumlu mu sonuçlanacak? Olumsuz mu sonuçlanacak? Hani o her ay biraz stresli oldu maalesef. Bir de korona dönemi gerçekten daha önce hiç yaşadığımız bir şeye benzemediği için herkes kendi açısından çok olağanüstü bir dönem geçirdi. İş sahipleri de öyle, bu tip başvuruları yapanlar da öyle, öğrenciler de öyle. Vallahi Allah bir daha göstermesin öyle günleri diyorum. Evet. Gerçekten çok belirsiz bir durumdu. Pınar'ın okulu kapandı. Online'a geçti ama bina olarak da oradan çıkmak zorunda kaldılar. O da bir korkuttu bizi. Evet, okul acaba kapatıyor mu? İflas gidiyor mı edecek? O da bizi bir korkuttu. Sonra dosya kabul edilince okula gitmeye başladım. Online seçeneği devam ettiği için online seçeneğine başvurdum. Çünkü oğlumla bana online daha kolay oldu. Çünkü Kaliforniya'da şöyle bir şey oldu. Korona aslında bitti. Yani kısıtlamalar kalktı ama Kaliforniya'da yani herhalde buranın yaşlı popülasyonu daha yüksekti. Hep bir önlemler, bir korona bittikten sonra bile bir buçuk sene, iki sene daha sürdü belli önlemler. Maske önlemi, bu uzaktan eğitim sistemi bir buçuk, iki sene daha sürdürdüler. Okul nasıldı? Memnun kaldınız mı okuldan? Okuldan çok memnun kaldım. Her şeyimizle, her zaman ilgilendiler. Hiçbir şeyle uğraşmak durumunda kalmadık. Bize sadece gideceksin, parmak izi vereceksin. Gideceksin, bunu yapacaksın. Eğitim bakımından çok iyi bir okul. Bu okul San Diego'da mıydı? San Diego'da. Evet. San Diego'da çok opsiyon var mı okullarla alakalı? Okullarla alakalı çok opsiyon var aslında ama bilinmiş asıl iki dil okulu hep duyuyorum ve tanıştığım insanların, dil okuluna giden tanıştığım insanların genelde o okullara gittiğini duyuyorum. Her açıdan çok yardımcı oluyorlar. Bu arada okula giderken her zaman sizin takip edip sizin videolarınızı izliyorduk. Kendimizi burada kalıcı hissedebilmemiz için düşüncelerimiz vardı ama hani nasıl yapacağımızı tam olarak bilmiyorduk. O sizin videolarda şu güzel oldu. Şimdi Amerika'da tabii aslında bu Türkiye'de de böyle ama çoğu insan tabii bunun böyle olduğunu Türkiye'de bilmiyor. Normalde bir avukata bir şey için danışmak bile ücretli. Türkiye'de de böyle, Amerika'da da böyle. Yani o yüzden bir şey sormadan evvel iyice ne soracağınızı böyle kademe kademe ayarlamanız gerek ki hani o zamandan tasarruf edesiniz. Ama sizin videoları izlememiz şu an bakımdan güzel oldu. Yani herhalde sorunlarımızın çoğunu
Zaten cevabını o videolarda öğrenebildik. O bizim için çok güzel oldu gerçekten. Ve açıkçası sizinle konuşmadan önce size hangi konular hakkında, hangi vizeler hakkında neler soracağımızı daha iyi biliyorduk. Aslında bizim kanalın da ortaya çıkışı korona sayesinde, biliyor musunuz? Çünkü bizim ilk videomuzun yayınlanışı 4 Nisan. Biz 18 Mart'ta Amerika kapandı evlere. Ya işte 2 hafta sonra bizim ilk videomuz çıktı. O da nasıl oldu? Ben bunu zaten hep yapmak istiyordum. Altyapısı vardı. Ne anlatacağımı da biliyordum. Sadece zamanım yoktu. Daha sonra bunu evlere kapanınca şimdi tam zamanı. Aynen. Doğru. Başladım. Çünkü çok ortada hem yanlış bilgi dolaşıyor, bir de o dönemde göçmenlikle alakalı çok fazla yeni bilgi anında yayınlanıyor. Aynen. Dolayısıyla koronanın size mesela böyle bir etkisi olmuş. Bize de çok kötü etkiler oldu. Ofis kapandı, 3 ay ofise giremedik. Bir sürü şey, ama benim açımdan ve bizim büro açısından en büyük avantajı bu YouTube videolarının başlaması olmuştur. İnsanlardan da böyle şeyler duyunca çok hoşuma gidiyor. Yani. Demek ki bir işe yaramış diye düşünüyorum. Çok, çok. Özellikle korona zamanı çok işe yaradı. Çünkü korona zamanı şöyle bir şey de vardı. Yani herhangi bir tanıdığımız olmadığı için bir avukatla iletişime de geçemiyorduk. Çünkü online olacak ama biz hani böyle tanımadan, bilmeden bir avukata nasıl güveneceğiz, hangi... Çünkü şöyle bir şey var. Evet, sistem güven üzerine kurulu ama tanımadan da pek güvenemiyorsunuz maalesef. Ama sizin videolar olunca videodan tanıyıp, zaten ilk görüntülü konuşmamızda da şey olmuştu, Pınar'la onu konuşmuştuk. Ya sanki hani böyle aylarca görüşüyormuşuz da sonra görüntülü evet, konuşmuşuz gibi oldu. Evet, onu insanlar söylüyorlar. Aynen. Ya videoda gördüğümüz neyse... No problem. Onu bazen danışanlar söylüyorlar konsültasyonda. Yani videoda gördüğümüz neyse şimdi karşımıza o çıktı, bu bizi çok memnun etti falan diyorlar. Evet. Ben de zaten öyle olması gerekmiyor mu diyorlar. Olağanüstü bir durum değil yani. Neyse olması gerekmiyor mu zaten diye ben de söylüyorum. O dönemde sanırım sizin biraz da videolarla ilgilenmenizin sebebi, biz aslında sizinle ilk E2 konuşmuştuk değil mi? Evet. Biraz ondan bahsedelim. Aslında şöyle, ben her zaman burada bir iş kurmak istiyordum ve tekrar Türkiye'deki işimle alakalı bir iş olmasını istiyordum. Ve pet kafe ile ilgili açsak mı, nasıl yapalım, burada bir iş açmak bize ne gibi bir yararı olabilir? Hani sadece para kazanmak değil, burada bizi daha kalıcı biraz lokal için. Lokal de olmak istedik. Yani sadece bunların dediği gibi ekonomik olarak değil, hani kendimizi buraya ait hissetmek, daha fazla ait hissetmek, daha fazla lokal hissetmek. Çünkü öğrenci vizesinde zaten bir yere kadar burada olabiliriz. Evet. Ben okulu bitirseydim eğer, dil okulunu, daha sonrasında master okuluna başlayıp başka yollarla burada kalmayı düşünecektik. Eğitim ama sizinle mi? İlgili, sizinle izleyince E2 vizesini düşünüp ve sizden ilk randevumuzu öyle alıp E2 üzerine konuştuğumuzda siz bizi çok desteklemiştiniz. Konsepti çok beğendim bir kere. Kafe çok hoşuma gitti. Ya tam şöyle, San Diego'ya da uygun bir konsept aslında. Çünkü şöyle bir şey var. Şimdi aslında vize olarak bizim, yani buraya sizle konuşmadan bilgimiz çok kısıtlıydı. Yani evet, öğrenci vizesini biliyorduk, turist vizesini biliyorduk. E2 biliyorduk ama detaylardan hiç haberdar değildik. Yani evet, B2 vizesi var, böyle alınabiliyor ama nasıl? O kısımda büyük bir soru işareti vardı. Bir de sizin gerçekten bizi konsept konusunda desteklemeniz çok önemliydi. Çünkü evet, bir iş. Hani kendimizce buraya bakıyoruz. Nasıl olur acaba? Burada tutar mı bu iş diye düşünürken sizin de aynı zamanda bize öyle destekliyor olmanız bizim için çok güzeldi. Ve bence işin aslında en güzel tarafı burada başlıyor. Sizinle bu konuşmaları ve görüşmeleri yaparken ve biz tam her şeyi planlayıp tekrar size geri dönecekken 4 senedir başvurduğumuz 4. senemizde green card çıktı. Mayıs'ta açıklandı. Mayıs 2022 mi? Doğru mu hatırlıyorum? Mayıs 2022, evet. Evet. Mayıs 2022'deki açıklanan Green Lottery'de size green card çıktı. Evet. Ve şöyle bir şey oldu aslında. Bu green card'a hep Pınar başvuruyordu. Biz Pınar'la tanışmadan. Ben yıllarca buna, yani çıktığına inanan ama yani koca dünyada 50 bin kişiye dağıtılıyor, bana nasıl gelecek diye çok soru işareti olan biri. Komplo teorilerine inanan. Aynen, aynen. O kısım bendim ve bu yüzden de zaten kontrol ederken şöyle ettim. İşte Pınar'ı kontrol ettim. İşte Pınar'ın ablasınınkini kontrol ettim. Hani en son kendime, hani nasıl olsa çıkmak kendime daha da o konuda. Tabii bir de hayali olan daha. Benim kocama evet. Çıktı. Ya. Yani şöyle bir şey oldu zaten. Ben o biraz öyle olur. Yani girdim. Pınar'a girdim, olmadı. En son kendime girdim.
Ya böyle şey, o heyecan İngilizce falan gitti. Yani bana, okuyamadım. Pınar bir şey yazıyor, ne oluyor? Bir şey, başka bir şey yazıyor burada diyor. Burada aslında başka anladım bir şey var ya, yani. Ama. Aynen ve ben yani onu gördüm çünkü aslında bizim ablamlara green card çıkmıştı ama korona döneminde bütün green card'lar iptal oldu. O zamanlar ablamlar kaybettiler. Evet. Evet ve ablam o süreci biraz bildiği için hemen ablama onun resmini çektim. De, direkt numaraya bak diye. Kaçıncısın dedi. Aynen. 23 bininci olduğumuzu 23 gördük. 23.505 galiba. Çok şanslısınız dedi. Ve benim ilk yaptığım şey şunu biliyorum. Hemen size mail atmak ve green card çıktı diye böyle size bir mail attım. Siz de inanamadınız çünkü bu arada siz bana konuşmamıza demiştiniz ki E2 için konuşuyoruz ama Mayıs'ta da green card da çıkabilir. Belki baktınız green card çıktı size demiştiniz. Güzel. İçimize mi doğmuş acaba? Olabilir. Hepimizin. Peki. Tabii şimdi green card çıktıktan sonra bizim genelde tavsiyemiz şu oluyor. Eğer numara çıkabilecek bir numaraysa bir E2'yi gerçekten hala düşünelim mi düşünmeyelim mi onu bir analiz ediyoruz. Çünkü bazen numaralar yüksek oluyor veya numara düşük olsa bile green card'ın çıkması yani elinize geçmesi bir sene sonra aldığı için bazen ben o kadar beklemek istemiyor müvekkiller. Evet. O yüzden o konuda bir herhalde konuşma yaptık. Evet. Ve siz beklemeye karar verdiniz. Sizin bize dediğiniz hiç unutmadığım şey uzun bir süre sessizlik olacak. Bu sessizlik sizi rahatsız edecek ama sıranın size gelmesini beklememiz tam gerekiyor. Tam da öyle oldu çünkü şöyle bir şey oluyor. Fazla bir sessizlik oluyor. Yani o ilk çıktığındaki coşku tamam süper. Hani yani açıkça söyleyeyim şöyle bir şey var. Eğer biz sizle çalışmayıp bunu kendimiz yürütmeye çalışsaydık ben herhalde bütün saçlarım bembeyaz olurdu. Çünkü hakikaten derin bir sessizlik. Yani. Ama o sırada ekibinizin itinayla çalışması, bütün belgeleri göndermemiz, sadece bunu yapmanız gerekiyor. Onu yapıp göndermemiz, kafanın rahat olma hissi çok güzel. Çünkü biz şöyle yani evet derin bir sessizlik var dediniz ama biz böyle heyecandan bayağı 3 haftada bir hani normal mi, 3 hafta geçti, hala mı beklememiz gerek var mı? Böyle bir ekibiniz bir sorularla bir soru yağmuruna tuttuk bir yavaş yavaş bazen. Kaldı ki 23 bin sırasına sanırım Mayıs, Haziran'da mı gelindi? Normal şartlarda öyle gelmesi gerekiyordu. Ama bizim şöyle bir aksilik, ya yani aksilik de diyebiliriz ama bu sizin ekibiniz sayesinde aksilik olumlu bir şeye döndü. Mayıs, Haziran gibi gelmesi gerekiyordu. Ama bizim oğlumuz Leon burada doğum. Mülakattan bahsediyorsunuz değil mi? Ben başvuru yapmayı söylüyorum. Ha yok ben mülakattan. Başvuruyu biz o zaman şimdi hatırlamıyorum tam da herhalde Şubat, Mart'ta mı sıra geldi? Herhalde Şubat'ta geldi galiba. Okay. Şubat'ta gelmiş olması lazım. Tamam. 23 bin aslında yüksek bir numara ama sanırım o zaman Şubat'ta sıra gelmişti. Şubat, Mart aylarında. Evet. Ve başvuruyu o zaman yaptık diye hatırlıyorum. Evet, Şubat'ın sonuna doğru. Sonra tabii böyle bir dosyayı gönderdikten sonra biz normalde Mayıs gibi, işte en geç Haziran gibi randevu gelmesini bekleriz. Ne oldu? Orada küçük bir aksilik yaşadık. Çünkü Leon'un Amerikan vatandaşı olduğunu gözden kaçırıp Türk vatandaşıymış gibi Leon için de ücret bekliyorlarmış. Ama sizin ekibiniz sayesinde tekrar söylüyorum bir aksilik olduğu anlaşıldı ve Ece Hanım orayı arayıp Pınar Hanım bizden böyle bir ücret bekliyorlarmış. Leon'un oğlunuzun Amerikan vatandaşı olduğunuzu orada yanlış anlaşılmış. Biz şu an bunu hemen düzeltiyoruz ve sıramızı hemen alacağız merak etmeyin dedi. Ya aslında işte tam orada hani böyle hep bizim Türkiye'de şöyle bir konuşma vardır green card çıkanlar arasında yani biz de duyuyorduk. İşte green card çıktı işte avukata boş ver kendin yapabilirsin falan. Aslında işte bizim olayımız tam orada şunu gösteriyor. Şimdi biz sizle çalışmasaydık kendimiz çalışsaydık mail bize de bu arada atmışlar. Ama hani biz tabii ki sizin ekibiniz gibi her gün maillerimizi o kadar net kontrol etmiyoruz. Bu gözden kaçmış. Şimdi biz sizle çalışmasak biz belki green card'ımız çıkacaktı ama yanacaktı. Şimdi tabii burada bir soru işareti olabilir. Yani Amerika nasıl bir devlet? Kendi vatandaşını mı bilmiyor diye. Buradaki konsepti iyi anlamak lazım. Şimdi sizden o visa fee'yi isteyen kurum Department of State. Yani aslında evet. Green card'ınız çıktı. Orada 3 kişilik bir aile olarak görüyorlar onu. Halbuki biz formları göçmenlik bürosuna gönderirken formları dolduruyoruz ve Leon'un Amerikan vatandaşı olduğunu söylüyoruz. Buna rağmen göçmenlik bürosu randevuyu veremiyor. Çünkü Department of State'ten dosyanın geciktiğini düşünüyorlar. Çünkü fiillerden birinin ödenmediğini düşünüyorlar. Bu gerçekten bizim başımıza da
çok ender gelebilecek bir hadise. Allah'tan işte oradaki dikkat, yani bununla ilgili mülakat hala niye gelmiyor? Bunun peşine düşelim dikkati bunu bizim çözmemizi sağladı. Çünkü biz bunu sorduk, sonra Department of State'den bir e-mail geldi. Leon'un ödemesini bekliyoruz diye. Biz de onun Amerikan vatandaşı olduğunu, bunun da formlarda zaten böyle söylendiğini belirtince ondan sonra olay çözülmüş oldu. Ama mülakat ne zamana kaldı? Eylül'ün 5'ine. Eylül'ün 5'ine kaldı. 5 Eylül 2023. Mülakat bu arada da o günlerde her an DV lottery numaralarının bitebileceğiyle alakalı biz zaten takipteyiz. Yani bunun farkındayız. O yüzden açıkçası endişelendiğimiz günlerdi. Evet. Bayağı. Bizim de çok endişelendiğimiz günlerdi ve gerçekten öyle oldu. Biz 5 Eylül'de görüşmemize girdik. 7 Eylül'de her şey kapandı. Çünkü şöyle bir şey oldu. İnanamadık. Yani gerçekten bizim için mucize gibi bir şey oldu ve tekrar burada aslında sizinle çalışmamızın ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk. Çünkü şöyle bir şey oldu. Biz 5 Eylül'de girdik görüşmeye. Şimdi görüşmemiz normal. Bu arada o kısmını söylemek istiyorum ki hiç korkutucu değil. Çünkü ben hani bu kafamda böyle biriyle görüşmeye gideceğim. Hani bu kafamda hep şey gibi kurmuşum. Böyle bir FBI ajanı gibi biri gelecek. Böyle beyaz ışık falan, alakası yok. Çok tatlı bir kadın geldi. Gayet şık, güzel bir ofiste konuştuk. Hani o kısmı ben çok gözümde büyütmüştüm. O yüzden onu söylemek istedim. Bence en önemli olay da orada sizin bizim görüşmemize katılıyor evet, olmanızdı. Evet, online olarak katıldığımız bizi, için beni çok rahatlatan bir durumdu. Çünkü sizin orada varlığınız ve bizim herhangi bir durumda tökezleyebileceğimiz bir durumda sizin bizi orada kurtaracak olmanızın rahatlığı ya onu bildiğimiz benim için çok için rahat önemliydi. Evet. Zaten şöyle bir şey, aslında orada bir trik de var ve sizin yaptığınız güzel bir şey de var. Bizim konuşmamız, mülakatımız bitti. Siz demiştiniz bu green card'ın bitmesinin farkındayım. Onun farkında olduğunuz zaten şuradan belli. Bizim görüşmemiz bittikten sonra görevliye dediniz ki green card numarasını görüşme sonrası hemen alabilir misiniz? O da size cevap olarak elimden geleni yapacağım görüşme sonrası ama şu an bunun cevabını veremem tarzı bir şey söyledi. Önce şöyle söyledi. Hatırladım şimdi. Ha ben öyle bir şey duymadım dedi. Hı-hı. Hatırlarsınız belki. Dedik ki, dedim ki ben green card numaraları bitmek üzere. Hı-hı. Ben öyle bir şey duymadım dedi. Yani bu normal prosedür neyse o. Ben bir kere daha lütfen bununla ilgilenir misiniz? Bugün numarayı alabilirseniz çok iyi olur falan dedim. Onu hatırlıyorum şu anda. Evet. Çünkü şöyle bir şey oldu. Siz bunu söylediniz. Biz çıktık. İki gün sonra 7 Eylül'de galiba ve gün içerisinde bir açıklama green card kotamız dolmuştur. Daha fazla alım kapanmıştır. Yapmıyoruz. Ve bizim için kritik ve zorlu bir hafta sürecek. Çünkü şöyle, sizle bir mailleştik ve konuşmuştuk. Şöyle bir şey dedin siz, eğer görevli benim demem üzerine aldıysa evet green card'ı aldınız. Ama bir şey olup beklediyse bir gün iki gün bir risk olabilir demişsiniz. Ve bizim o bir haftamız çok, yani açıkça söyleyeyim benim için özellikle Pınar için de öyle ama çok stresli. Her gün posta kutusunda günde birkaç kere gidip geliyoruz. Bazen ben gidip geliyorum, bazen Yiğitçem gidip geliyor. Aslında buradaki komik noktaya değinirsek de posta kutusuna o kadar çok gidip geldik ki ve en sonunda Yiğitçem tekrar posta kutusunda onları bulup o meşhur dansı yaptı. Çünkü o böyle bütün enerjinin açıkçası dişe çıkımı oldu biraz. Şimdi bu danstan bahsetmekte fayda var çünkü Yiğitçem Bey'in dansını Pınar'ın bana gönderdi. Ondan sonra ben bir kere oturdum çok güldüm. Ondan sonra ofise gösterdim. Ofistekiler güldü. Sonra biz müsaade istedik. Dedik ki bu bizim çok hoşumuza gitti. Bunu Instagram'a koyabilir miyiz? Siz de dediniz ki koyabilirsiniz. Sonra biz onu Instagram'a koyduk. O bizim en çok seyredilen reellerimizden bir tanesi. O da şeyin böyle artık hani o bir haftalık sıkıntının dışa vurum böyle. Çünkü çok heyecanlı. Çok içten de ama. Evet. Bunu şöyle söylemek isterim. Bir şeyi çok küçüklüğümden beri hep hayal ettim, çizdim, hep düşündüm. Çoğu zaman eşim bana Pınar artık korkuyorum senden. Bir şeyler yok ama varmış gibi davranıyorsun. Hep öyle konuşuyorsun. Bu çünkü olacak biliyorum. Olumlama. Enerji o yönde olumlama. Ve oldu yani. Kesinlikle herkesin defalarca denemesi taraftarındayım. Bir kere deneyip bu bana çıkmaz deyip vazgeçtirmesi. O kısımda ben devreye gireceğim. Şöyle bu işe en, yani şu dünyada en inanmayan 200 kişi arasına girebilirdim. Çünkü ben şeye inanmıyordum. Biraz komple teorilerine evet inanıyordum. İşte bunu ben de üniversite mezunuyum ama fakat üniversite mezunu ama mühendislere veriyorlardır. Daha işte ekonomi mezunlarına veriyordur. Daha işini şunu anladım. Bu loteri, green card hakikaten loteri. Yani hakikaten ve bana çıkmaz demeyin. Ben şunu duydum. Ya yani 10 senedir evet başvurup hiç çıkmayan da duydum.
bizim gibi 5 sene çıkanı duydum. İlk senesinden çıkanı da duydum. Bu bir kriter değil. Tamamen şans. Yani insanların bunu anlaması lazım. Mesela bana da çok yorum yazıyor. Abi 17. sene oldu çık diyor. İşte 18'de çıkar mı? Onunla ilgili bir şey değil. İşte diyor ki risine çıkmamış. Altında çıkmadı bu senede. Altında yorum var. Diyor ki işte mezuniyetin ne? Kaç senedir başvuruyorsun? Ya sanki kriter soruyor. İşte arkadaşlar bu herhangi bir vizeye benzeyen bir şey değil. Bu sadece gerçekten loteri. Loteri ve Amerika Birleşik Devletleri bunu niye yapmış? Buradaki az vatandaşı olan ülkelerin Amerika'da daha iyi temsil edilmesi için bunu yapmış. Ha, beğenirsin beğenmesin o ayrı bir konu. Immigration avukatlarının birçoğu ve hatta bu işi ile çok ilgilenenler diyorlar ki mesela bu Devil Lottery numaralarından çıkan daha sonra kullanmayan bir sıra insan var. Bu numaraları siz tıra bekleyen iş yeri üzerinden olan green card başvurularına falan. Yani bunun mantığını tartışabilirsin ama bu gerçekten böyle bir şey yani. Evet. Ve bunun size çıkmış olması çok güzel. Gerçekten ihtiyacı olan bir aile olarak ve aynı zamanda son dakika golü yani. Hani evet. 90+3 falan. 5 Eylül'de dosyanın verilmesi, 7 Eylül'de kapanması. Çünkü biliyorsunuz o zaman şey oldu. Mesela o gün mülakata girenlerden alacaksınız dedikleri ama alamadıkları. Çünkü Department of State'den o numarayı alamadıkları için maalesef. Alamayanlar oldu. Bizim mülakatlarımız, bir iki tane mülakatımızı iptal ettiler. Çünkü 7 Eylül'den sonraydı. Evet. Çok uzun yıllardır ilk defa böyle bir şeyle karşılaştık. O yüzden Devil Lottery gerçekten aslanın ağzında bir şey ve hep söylüyorum. Devil Lottery'nin size çıkmış olması green card'ı alabileceğiniz anlamına gelmiyor. Evet. O evet, evet, o öyleymiş. Bunu siz söylediniz de bunu çok anlayamamıştık. Ama bu 5 Eylül, 7 Eylül olayından sonra onu gayet net anladım. Yani bizzat evet çıkması olup da randevuya giremeyen arkadaşlarımız oldu. Yani şunu anladım. Çıkması bence bu işin %35-40'ı. Yani evet çıktı. Hak kazandın ama alıp alamayacağın alana kadar %100 asla garanti değil. Evet. Bu arada tabii mülakata nasıl katıldığımı da merak ediyor olabilirsiniz. Göçmenlik bürosu mülakatlara telefonla avukatlara katılma izni veriyor çoğu mülakatta. San Diego'ya gelmedim ama bu arada COVID öncesi gidiyordum. Ha öyle mi? Evet, bayağı aslında sizin öyle bir seçeneğiniz de vardı. Biz evet. Sizinle konuşmuştuk. Ama sizle telefonla yani şöyle ben size şunu söyledim. Oraya gelmem bir şey değiştirecek olsa evet. Gelirim. Ama telefonla da bunu ben halledebilirim demiştim. Onu hatırlıyorum. Evet. Bu tabii çok daha ekonomik oluyor. Herkes açısından evet. Daha kolay oluyor. Onu da belirtmiş olalım. Yani telefonla avukatın katılma ihtimali var. Peki şimdi şunu sormak istiyorum. Green Card'ı aldınız. Hayat nasıl devam ediyor son 5-6 aydır? İstediğiniz gibi mi gidiyor? İyi ki çıktı mı? Yoksa bazen de ne oluyor? Green Card çıkanlar biz dönüyoruz ya diyorlar. O zaman... yani tabii ki de şöyle değil. Green Card çıktı ve hayatımız bir anda... Sihirli değnek dokunmadı. Evet değişmedi ama şu açıdan çok iyi oldu. Artık hani buraya bir aitlik hissiyatında daha emin adımlar ve daha kendimizi güvende hissetme duygusu çok güzel oldu. Gelecek planını daha rahat yapabildik. Ya bir de bizim şöyle bir şey var. Bizim çocuklarımız da olduğu için okulları üzerine daha fazla odaklanabildik. Onların şu an mesela... anaokulunda okuyor, ilkokula hangi okul, yani onları daha kafamıza araştırabildik. Bu arada hani nasıl olsa burada... Senin okulun. Evet, bu arada öyle bir şey de var. Ben hani nasıl olsa artık burada kalacağız ve ben... Şöyle bir şey oldu açıkçası, ben ne yaparım diye düşünürken bir arkadaşımızın eşi EMT diye bir programdan bahsetti. Bu EMT'de okuduğunuzda ya paramedik ya itfaiyeci olabiliyorsunuz. Paramedik, sağlık görevlisi mi? Ambulanstaki sağlık görevlileri. Tamam. Ya da itfaiyeci olabiliyorsunuz ama itfaiyecilik için de bunu okumanız gerekiyor, paramedik için de. Ben ona başvurdum. Hatta ilk dersimi geçtim, bir iki dersim daha kaldı. Onlar da bitince efor testi, hatta bir 10-15 kilo fazlam var, onu vermem lazım. Evet. İtfaiyeci mi olacaksın? Evet, itfaiyeci olmak istiyorum. San Diego's finest diyoruz. Aynen. New York's finest derler ya. Şimdiden hatta itfaiyeci bıyığı. Aynen, bıyıkları şimdiden bıraktım. Bütün San Diego'daki itfaiyeciler. Herkes de var garip öyle bir şekilde. Mi? Bütün evet. Yani o yazılı olmayan kural gibi bir şey herhalde. İtfaiyecilik bazı yerlerde volunteer olduğunu, gönüllü olduğunu biliyorum. Bu paid yani maaşlı bir pozisyon. Ha tabii ve şöyle bir güzelliği var. İki gün çalışıyorsunuz. Ya gerçi gün yani iki gün derken 24 saat bazında. Shift yaparak. İki gün çalışıyorsunuz ve yanakları çok güzel. Çocukların maaşı okulu, çok güzel, maaşı. Yanakları çok güzel. İki gün çalışmanız izin ver. Ama
en önemli kısım şöyle bir şey var. Ben onun nedeni bilmiyordum. Kendi olduğumda gördüm. Galiba hem o kıyafet hem o araba böyle çocukların çok ilgisini çekiyor. Yani benim kahraman. Hepimiz polis itfaiyeci olmak istemiyoruz. Ya oğlum böyle itfaiye arabası geçerken evden böyle dışarı koşarak çıkıyor, izliyor. Ya herkes bir kahraman gözüyle. Siz üniformayı giydiniz mi? Yok daha maalesef. O zaman çocuk ama havaya uçacak. Eylül'deki derslerinde girmeye başlayacağım. Üniformayla gideceğim ben onlara. Ben de itfaiyeci bir müvekkilim var diyebileceğim. Çok siz falan. Ben her zaman hayvanlarla ilgileniyordum. Tekrar hayvanlarla ilgili bir iş hayal ettiğim için. Şu an sadece evimde köpekleri, kedileri ağırlıyorum. Aynı zamanda onlarla yürüyüş yapıyorum. Günlük daycare hizmeti veriyorum. Yani aslında iş olarak kurmak istediğiniz şeyin yavaş yavaş altyapısı mı? Evet, aslında bu süreçte hep düşündüğüm şey önce böyle başlayarak biraz müşteri toplamak, biraz çevre yapmak. Ve şu an çok güzel çevre yaptık. Eğer dükkanımız olursa 2 günlük bir sürecimiz var. 2 gün sonra yüzümüz belli olacak. Evet, belli olacak ve dükkanımız istediğimiz dükkan, istediğimiz yer olursa dükkanımızı da açacağız. Evet, dükkanımızı da çok kısa zamanda bu yaz açacağız. Bir de şöyle bir güzellik var benim itfaiyeci olmam. 2 gün çalışacağım için bir günde dinlenmeyi baz alırsak 4 gün Pınar'a da yardım edebileceğim. Çok güzel. Evet, o da güzel olacak bizim için. O zaman Green Card'ın çıkmasıyla planlar biraz daha netleşti. Hızlandı, netleşti. Belki bazı engeller kalktı denebilir. Çok ya, engel kalktı. En önemlisi de psikolojik olarak çok rahatladık. Yani bu süreçte asıl yani buraya herkes bir şekilde gelmek istiyor ve kalıcı olup olmamanın belli olmaması psikolojik masası çok yıpratıyor açıkçası. Ve bu arada hani şunu da açıkçası bir dipnot olarak söylemek isterim. Amerika hayali olan herkes bence gerçekten bir şey yapmalı. Evet, burada hayat çok güzel. Her şey süper gitmiyor bir anda bu hayalle beraber. Çok zorluklardan geçiyorsunuz. Ama gerçekten istiyorsanız zorlukları yani gerçekten aşıyorsunuz ve bir engel daha, bir engel daha, her engeli açmak için bir gücünüz oluyor. Ya şu bir gerçek yani bazen evet bütün enerjiniz tükeniyor, olmayacak mı acaba, dönmem mi gerek diye düşünüyorsunuz. Ama bizi her zaman güçlü tutan şu oldu, dönersek kendi ülkemizde de bir şeyler için tabii ki uğraşacağız. Ya da başka bir ülkeye gitsek orada da uğraşacağız. Burada niye uğraşmayalım? Burada niye olmasın? Burası hem hayalimiz olan bir yerde uğraşmak daha motive ediciydi. Evet, gerçekten güzel bir hikaye. Türkiye'den başlayıp buraya kadar getirmiş olduk. Bu arada Devilater başvurusu yapmak isteyenlere bizim kanaldaki Devilater videolarını seyretmelerini tavsiye ediyorum. Böyle Devilater'ın çok temelini anlattığım videolar var. Daha sonra soru cevaplar var. En çok sorulan sorulara verdiğimiz cevaplar var. Püf noktaları var. Devilater'i kazanmış olan müvekkillerimde video söyleşilerimiz var. Bunu hatta yıllar geçtikçe biraz daha ilerletip işte çıktığı zaman almak için neler yapmanız gerekiyor, şansınızı nasıl yükseltebilirsiniz, ona kadar video yaptık artık. Ve kanalın hala en çok seyredilen videolarından ilk başlarda geliyor Devilater'i videoları. Güzel bir şans. Evet, çok az belki çıkma şansı ama netice itibariyle çıkarsa da alabilmek için gerçekten gayret göstermek gerekiyor. Evet. Stratejik düşünmek, stratejik çalışmak evet. Gerekiyor. Eskisi gibi değil. Sakin olmak gerekiyor. Evet. O uzun bir sessizlik süreci var. O süreci atlatmak gerekiyor. Çünkü çıkıyor ve dediğiniz gibi 4-5 ay hiçbir şey yapmıyorsunuz. Güneş batmak üzere, bizim de sohbetimizin sonuna geldik. Yavaş yavaş. Kapatırken söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Paylaşmak istediğiniz bir şey, bir tavsiye yahut dilek. Her şey olabilir. Benim söylemek istediğim, iyi ki koronada siz video yapmışsınız, yapmaya başlamışsınız. İyi ki sizin videolarınız bizim önümüze çıkmış. İyi ki sizinle konuşma cesareti, hani bunu artık yapmalıyız, bir avukatla çalışıp burada hayatımızı daha kesinleştirmeliyiz diye düşünmüşüz ve iyi ki sizi tanımışız. Çok teşekkür ederim. Ben çok mutluyum. Gördüğüm en iyi göçmenlik avukatısınız. Ya bir de şöyle bir şey de var. Şimdi Amerika'dayız, başka bir ülkedeyiz. Ne kadar İngilizceniz inanılmaz iyi bile olsa kendi dilinle bir avukatla konuşabilmek ve bu avukatın burada yıllarca deneyim olması çok güzel bir şey. Çünkü kendi ana dilimde anlatmak istediğim her şeyi anlatabiliyorum. O çok büyük bir artı vardı. Evet. Ve bence kendiniz gibi muhteşem bir ekip evet, toparlamanız. Ekip de çok iyi. Yani her anlamda her anlamda muhteşemler. Yani herkese tavsiye ediyorum. Benim de söylemek istediğim şey yani kimse gerçekten hayallerinden asla vazgeçmesin. Bu Green Card'a herhalde şu yani en inanmayan insanlardan biri benken bir de eşime de değil bana çıkmış olması şunu gösteriyor. Gerçekten bir şeyi çok istediğinizde
Bu yani herkes farklı bir şey. Siz enerji diyebilirsiniz. Başka işte inananlar Allah diyebilir. Ama bir enerji size gerçekten, Allah size gerçekten yardım ediyor. Evet. Bir yol gösteriyor. Ben tabii bu kariyerin içinde çok fazla gerçekten çok ihtiyacı olan insanlara çıktığını da gördüm. Sonra çıkan birisinin beni telefonla arayıp yıllar önce ilk başladığımda telefonla arayıp abi green card çıktı Amerika'ya geldim iş bulmak gerekiyormuş ya buraya gelince dediğini de gördüm. Yani ilgili ilgisiz bir sürü insana çıkabiliyor. Umarım hep isteyenlere, arzu edenlere çıkar. İstemeyen, arzu etmeyen, burada yaşama gayesi olmayan insanlar umarım başvurmaz diğerlerinin, en azından diğerlerine engel olmaz. Ama şu söylediğin şeye atıf yaparak ben de bitirmek istiyorum. Biz de ekip olarak elimizden geldiğince empatik çalışmaya çalışıyoruz. Çünkü bizim müvekkillerimizin içinden geçtikleri süreçlerin zor süreçler olduğunu biliyoruz. Ben aynı süreçlerin içinden geçtim. Ekibimdeki arkadaşlarımın bazıları aynı süreçlerin içinden geçti. Hep söylediğimiz şey aynı. Bunu anlatmaya çalışıyoruz takımımıza ve çok iyi anladıklarını düşünüyorum. Kendinizi o insanların yerine koyun. Evet. Yani bu nasıl bir süreç? Mesela sen orada olsaydın sana nasıl davranılmasını isterdin? Bizim hep hareket noktamız bu oluyor. Evet çok profesyonel çalışıyoruz ama işin bu şekilde bir insani boyutu var. Ve biz kendi vatandaşlarımıza yani Türk vatandaşlarına hatta Türkiye Cumhuriyetleri'nin vatandaşlarına dünyanın dört bir yanındaki Türklere servis verdiğimizde tabii ki bunu da ayrıca düşünmemiz gerekiyor. Yani tabii ki sadece Türklerle çalışmıyoruz ama Türklerle çalıştığımız zaman bir ekstra eforumuz evet. daha var. O da bizim insanımızın burada başarılı olması ve güzel sonuca ulaşması. O yüzden çok teşekkür ediyorum sizlere. Biz teşekkür ederiz. Ağırladığınız için. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz. Gerçekten akşam vakti yavaş yavaş da üşümeye başladık. Hatta bir şey getirmemişiz. Dün de yağmur yağmış. Yerlere böyle montlarımızı serip oturduk. Güzel bir piknik havası oldu. Şimdi buradan da gidip belki bir şeyler yeriz. Evet. Efendim vakit ayırıp seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Vivi Lottery videosu çekebilirdik. Ama bu kadar enteresan bir hikaye belki bulamayabilirdik. Türkiye'den başlayan, buraya gelen önce F1 sonra E2 düşüncesi, akabinde BV Lottery kazanma ve son gününden önce 90+3'te alınan bir Green Card'ın hikayesini dinlemiş olduk. Samimi sohbetlerinden dolayı Pınar Hanım'a ve Yiğitcan Bey'e ben çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür ederiz. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Videoyu beğenebilirsiniz. Yorumlar kısmında sorularınız varsa benimle paylaşabilirsiniz. Lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Unutmayın ki ilgi duyan başka insanlara da ulaşabilsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz. Görüşmek üzere.